Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıkta bugün değerli doktorumuz, kardiyoloji uzmanı, doçent doktor Habib Çil ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Hocam ilk soruyla başlıyorum. Kronik total oklüzyon nedir? Aslında düz ifadesiyle damar tıkanıklığı demek. Ama halk arasında hemen hemen herkesin bir yakınında damarım tıkandı tabirini duymuşuzdur. Kronik total oklüzyonun bunlardan farkı damarın %100 tıkalı olması ve üzerinden belli bir zaman geçmiş olması. Yani kalp krizi geçiren bir hastanın damarı da %100 tıkalıdır ama o pıhtıyla tıkanmıştır. Acil olarak anjiyografi alınır, damarı açılır. Ama bahsettiğimiz kronik total oklüzyon yıllar önce muhtemelen tıkanmış veya en az 3 ay önceden tıkanmış bir damar tıkanıklığını ifade eder. Kronik total oklüzyon dediğimizde aslında bizim gibi gezip tozan, belki ufak yollu egzersiz yapabilen ama belli bir egzersiz kapasitesinin üzerine çıkamayan hastalardır bu hastalar genellikle. Peki hocam, kronik total oklüzyonun sebepleri nelerdir? Kronik total oklüzyon aslında bildiğimiz damar sertliği ya da ateroskleroz diye ifade ettiğimiz hastalığın bir versiyonu. Nasıl insanlar az önce bahsettiğim kalp krizi geçirir, bypass olur, stent takılır. Aynı hastalığın değişik bir versiyonu olduğu için sebepler de aynıdır. Nedir bunlar? Sigara, yüksek tansiyon, diyabet, ileri yaş, erkek cinsiyet. Bunlar bu hastalığın olasılığını, riskini artıran faktörler. Bu risklerin yoğun bir şekilde bulunduğu kişilerde bu hastalığın, dolayısıyla da kronik total oklüzyonun yaşanma ihtimali yüksektir. Hocam kronik total oklüzyonda bir belirtilerin olması lazım. Bunlar nelerdir? Kronik total oklüzyon aslında tipik olarak damarı daralmış hastalarda ne tür şikayetler varsa aynı şikayetler kronik total oklüzyonda da vardır. %90 damarı tıkanmış, daralmış bir hasta düşünelim. Bu hastalar normal istirahatteyken veya hafif efor yaptığı zaman herhangi bir şikayet tanımlamaz. Ama 3 kat, 4 kat merdiven çıkma gibi yokuş yukarı, belki soğuk havada tok karnına yürüdüğünde bu hastaların göğsünde sıkışma, kolunda uyuşma, efora bağlı gibi, diyebiliriz. Evet, eforlu olan tipik diye ifade edebileceğimiz göğüs ağrısı olur. Kronik total oklüzyonda damar tamamen tıkalıdır. Bu hastalarda da bir kriz gelişmez. Sadece bahsettiğimiz gibi sanki tam tıkanmamış da %90 daralmış bir damar gibi şikayetlere sebep olur. Bunun sebebi de şudur aslında. Tamamen tıkanmış bir damarda genellikle halk arasında vücut doğal bir bypass yapmış diye ifade edilir. Açık olan damardan tıkalı olan damara doğru uzanacak şekilde kollateral dediğimiz kılcal damarların biraz daha genişlemesi şeklinde gördüğümüz damarlar oluşur. Ve bu damar tıkalı olan damarın tıkanmadan sonraki bölümünü adeta ters yoldan, ters yönden besleyerek şikayetin çok fazla olmamasını sağlar. Çok fazla olmamasını sağlamakla birlikte tamamen yeterli, damarı açık birisi gibi de bu kişi hayatını devam ettiremez. Dolayısıyla damarı %80, 90, 95 tıkanmış bir hasta ile benzer bir şikayet tablosuna sahiptir. Genellikle ağır eforla ya da orta düzeyde bir eforla bu hastaların şikayeti ortaya çıkar. Peki hocam, hangi hastalarda kronik total oklüzyonun tedavi edilmelidir? Evet, bu aslında bu konunun en önemli başlığı. Kronik total oklüzyon hastalarının bir bölümü damarları tıkalı olduğu halde herhangi bir şikayet tanımlamayabilirler. O kolateral dolaşım oldukça güçlüdür. Sanki damar açıkmışçasına çok ciddi düzeyde efor bile yapsalar şikayet yapmaz. Bu hastalarda biz genellikle genel ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yönelik tedaviler uygularız ve ilaç tedavisidir bu genellikle. Sebze meyveden ağırlıklı bir beslenme, kırmızı etten biraz uzaklaşma, yağlı gıdalardan uzaklaşma ve düzenli egzersiz öneririz bu hastalarımıza. Bu hastaların damarı %100 tıkalıdır, egzersizle veya eforla şikayeti yoktur. Bu hastaların bu damardan ötürü kriz geçirme ihtimalleri yoktur. Dolayısıyla bunlara müdahale etmemek genel yaklaşımımızdır. Ama şikayeti olan hastalarda genellikle son derece komplike, zor, özel bir takım tıbbi cihazlar isteyen
ve tecrübeli ellerle yapılması gereken bir operasyon gerekir. Bu standart bir az önce bahsettiğim %90-95 hatta %99'a kadar olan damara stent takma işlemimiz genellikle 15 ila 20 dakika sürer. Yani çok komplike bir işlem değildir. Ortalama bir merkezde, ortalama bir operatör tarafından rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Ama o %99, %100 olduğu zaman prosedür tamamen değişir. Kullandığımız malzemeler oldukça sert, delici tellerimiz var. Buna özel kateterlerimiz var. Bunları kullanmak durumundayız. Bu oldukça maliyetli de bir işlem bu nedenle. Ve işlemin riski de ister istemez standart bir işleme göre biraz daha yüksek oluyor. Tamamen tıkalı olduğu için. Elbette bütün kronik total oklüzyonlar stentle tedavi edilir diye bir yaklaşımımız yok. Tam tıkalı damarının yanında başka damarlarında, başka düzeylerde daralmalar da varsa hastanın, mesela 3-4 damarında darlıklar varsa eşlik eden, elbette bu hastalar için çok sayıda işlem gerekeceği için anjiyografik olarak burada tıbbi açıdan uzun vadede hastanın daha iyi yarar görmesi için bu hastalarda cerrahi öneriyoruz, bypass'ı öneriyoruz. Ancak tek problemli damar, total oklüzyon olan damar ise bu hastalarda genellikle anjiyografi eşliğinde devamında yaptığımız bir stentleme işlemini yapıyoruz ki az önce bahsettiğim gibi standart bir işlemden öte çok iyi donanımlı bir anjiyografi laboratuvarı, bu alanda uzmanlaşmış bir operatör ve iyi bir ekipman gerekir. Standart bir işlem olmadığını özellikle vurgulamam gerekiyor. Siz bahsettiniz hocam tedavi seçeneklerinden ama basamak basamak gidersek medikal ilaç olarak da tedaviye başlanabilir mi? Anjiyografiye sonra mı geçilir? Öncelikle zaten bir takım şüpheleri taşıdığımız hastalara teşhisi koymak için anjiyografi zorunlu. Ama anjiyografi yaptığımız ve bir takım problemleri gördüğümüz her hastaya stent takacağız ya da her hastaya bypass karar vereceğiz diye bir şey yok. Bazı lezyonların, bazı daralmaların hastaya zarar vermeyeceğine, hayati risk oluşturmayacağına kanaat getirirsek, ilerlemesini önlemek amacıyla bir takım hastaya yaşam tarzı değişiklikleri öneririz ve beraberinde bir takım ilaçlar öneririz. Bunlar genellikle kan sulandırıcı diye ifade ettiğimiz benzeri kan sulandırıcılar olur. Şayet kolesterolle ilgili bir problemi varsa onu kontrol altına almak olur. Yüksek tansiyon hastasıysak onun kontrol altına alınması, yine diyabet hastasıysa kan şekerinin uygun seviyeye düşürülmesidir esas olan. Ve bunların hepsinde benim en çok vurguladığım şey, ister kronik total oklüzyon olsun, ister standart bir koroner damar hastalığı olsun, bu hastalarda bizim sıkça vurguladığımız şey aslında düzenli egzersiz. Hocam peki geç kalınırsa kronik total oklüzyonda belirti olarak ya da başka bir hastalığa dönüşme ihtimali var mı? Ya da beraber eşlik eden bu hastalıkları doğru diyebilir miyiz? Evet. Kronik total oklüzyonun tüm kalp hastalıkları aslında sinsidir. Sinsi ilerler. Çoğu zaman da ne yazık ki kötü sürprizlerle karşımıza çıkar. Kronik total oklüzyonda da şöyle bir sürprizle, olumsuz seyirle karşılaşabiliyoruz. Az önce bahsettiğim normal olan damar, tıkalı olan damarın tıkanmış segmentinden daha sonraki bölümünü kolateral dediğimiz damarlarla besler. Bu ne anlama gelir? O damar aslında kendi alanını beslediği gibi tıkalı olan bölgeyi de besliyor. Dolayısıyla o damarın başına bir tıkanma geldiği zaman, tıkanıklık gerçekleştiği zaman, bir pıhtıyla tıkandığı zaman bir damardan değil iki damardan kalp krizi geçirmiş olacak hasta. Bizim aslında bu hastalarda en çok dikkat etmemiz gereken husus budur. Hastanın şikayetleri kronik total oklüzyonu olduğu halde çok fazla olmayabilir. Biz şunu da göz önünde bulundurmak durumundayız. O damarı besleyen, doğal bypass yaparak o damarı destekleyip şikayetini azaltan damar şayet hastalıklıysa belli bir düzeyde, o zaman biz bu damarları değerlendirirken hem tıkalı damara destek veren damarı detaylı bir şekilde incelemek durumdayız. Varsa oradaki darlıkları ivedilikle tedavi etmek durumdayız. Hem de eğer müdahale edilecek bir damar yoksa orada, kronik total oklüzyonu olan damarı ileride olabilecek problemlere karşı iki damarın beslediği alanın tamamen tehlike altına, risk altına girmemesi için bazen açma kararı verebiliyoruz. Şikayetleri daha az olsa bile. Peki hocam, yani bu durumda bir total oklüzyonumuz var. Beraberinde kalp yetmezliği, diyabet, hipertansiyon, bunları tetikleme ihtimalleri ne? Hipertansiyonu
kitleme, hipertansiyon, diyabet vesaire, onlar tamamen ayrı risk faktörleri. Aslında kronik total oklüzyonu oluşturan faktörler bahsettiğiniz şeyler. Yani sigara içiyordur, diyabeti vardır, yüksek tansiyonu vardır. Tıpkı diğer kalp krizi ve diğer şekillerinde olduğu gibi damar hastalıklarının, kalp damar hastalıklarının sebepleri aslında bu saydığımız faktörler. Bir kişi damarı tıkandı diye diyabetik olmaz. Bir damarı tıkandı diye kolesterolü yükselmez. Ama bunlar olduğu için damarı tıkanabilir. Kronik total oklüzyon da damar tıkanıklığının 3 türünden bir tanesi. Diğerlerinden ayrı bir şekilde bahsetmemizin sebebi de zor bir işlem olması, maliyetli bir işlem olması ve hangi hastaya müdahale edilmesi gerektiği konusunda detaylı bir inceleme yapma gereksinimimiz. Çok çok teşekkürler hocam değerli bilgiler için. Evet, ağzınıza sağlık. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün çok değerli konuğumuz, kardiyoloji uzmanı, doçent doktor Habib Çil ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel, 8'de Sağlık'ı sundu.